Bekir Hazar %25 Boris geldi. Pandemi sonrası neler yaşanacak? Yeni dünya düzeninde yeni patronlar kim olacak? Kimler ligden düşecek, kimler devler ligine yükselecek? Aylardır tüm dünya bu soruların cevabını bulmak için kafa patlatıyor. Böyle bir ortamda %25 Türk lakabıyla tanınan Boris Johnson'ın İngilteresiyle tarihi bir anlaşmaya imza attık önceki gün. Boris çok taktiksel bir mücadele ile Avrupa Birliği'nden ülkesini çok başarılı bir şekilde kopardı. Bu amaçla masaya oturduğunda Trump dahi Boris'i tebrik ederek Twitter'dan harika olacak diye mesaj attı. %25 Türk Boris, 4,5 yıllık uzun uğraşlar sonucu AB ile ayrılık anlaşması yaptığı gün The Deal iş döne diye tweet atıyordu. Aslında The Deal is done yani anlaşma yapıldı demek istiyordu. Ama o yüzde 25 Boris'ti. İzdanı iş döne diye yazarak Ankara'ya haydi masaya. Dünyada birlikte yürüyelim mesajı veriyordu. AB ile ipleri koparır koparmaz ertesi günde Türkiye ile masaya oturuyor, serbest ticaret anlaşmasına imza atıyordu. Avrupa karışıktı. Irkçılık kortlamıştı, pandemi ekonomilerine darbe vurmuştu. Rekabet gücü aşınması, nüfusun yaşanması, işsizlik, dini ve etnik gerilimler, jeopolitik ağırlığın azalması, güç zedelenmesi ve dünyada kurulan masaların dışında kalınması AB'yi cazibe merkezi olmaktan çıkarmıştı. O yüzden Fransa gibi zübükler Avrupa ordusunu araları atarak göbekten bağlı oldukları Pentagon'u kızdırıyordu. Terör ve iç ayaklanmalar yakılan şehirler tavan yapmıştı. Ve tabii çok kutuplu dünyaya doğru bir gidişat başlamıştı. 1. Dünya Savaşı'nda elde edilen İngiliz hegemonyası çökmüştü. Londra çareler arıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Avrupa Birliği'nden de ayrıl baskısı görüyordu. İskoçya, İrlanda, Galler gibi sömürgelerinin itirazlarına rağmen düğmeye bastı, AB'den ayrıldı. Bu süreçte Londra'da dünyada yeniden güç elde etmek istiyorsak Türklerle yürümek zorundayız. Stratejik olarak dünyanın merkezinde olan Türkiye ile ortak hareket ve sinerji bizi yukarılara taşır sesleri yükseldi. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Asya'da ve Kafkaslar'da artık sadece Türk pasaportu geçiyordu. Batılı ülkelerden gelenlerden nefret ediliyor, o yüzden pasaportlar saklanıyordu. Ve derken Ankara'da dün imzalar atılıyor. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, kazan kazan ilkesine dayalı bu birliktelik için aslında bu çok büyük bir olay diye konuşuyordu. Türkiye'de senelerdir peşinde koştu ancak AB ile bir türlü gerçekleştiremediği tarifesiz kotasız bir anlaşmaya kavuşuyordu. İngiltere'nin İsviçre, Norveç ve Japonya, Kanada gibi devletlerle de serbest ticaret anlaşması vardı. ABD ile de bu avantajı sağlamaya hazırlanıyordu. 2.4 milyar nüfuslu müstemlekleri de ele alınırsa, Ankara'da dün atılan imzalar tümüne yansıyacak kazanımları da bizim için beraberinde getirecekti. Londra ile 19 milyar sterline ulaşan ve lehimize fazla veren dış ticaret hacmimiz daha da gelişecekti. Üstelik Çin de İngiliz finans sisteminin kontrolündeydi. Londra, Pekin'in perde arkasındaki babasıydı. Çin'den başlayıp Londra'da son bulacak İpek yolunun kontrolü için dünyada muazzam bir savaş vardı. Ankara dünkü anlaşmalarla dünyaya savaşı kim kazanırsa kazansın köprü benim diyordu. %25 Türk Boris geldi ve Ankara'nın kapısını çaldı. İngiltere'yi bize getirdi. Burada hep söylüyoruz. Daha niceleri kapımıza gelecek diye. Önceki gün İsrail'in aracılara bizi Türkiye ile barıştır diye nasıl yalvardığını yazdım. Fransa'da kapımıza gelecek iddiasında bulundum. Nitekim Libya'da bize savaş ilan edeceğini açıklayan darbeci General Haftere Tokat Fransa'dan geliyordu. Ne yapıyorsun gerilim çıkarma deli misin uslu ol diye. Yeni dünya düzeni için kurulmakta olan masada Türkiye baş aktör ve kilit ülke konumunda. O yüzden hem İsrail hem de ABD'deki Siyonist medyada Biden'a aman Türkiye'yi kaybedecek hareketler yapma çağrılarının gök gürlemesini andırması da boşuna değil. 2021'e girerken Türk asrı geliyorum diye haykırıyor. Bekir Hazar Bülent Erandaç Akıncı Dünya ve Türkiye gündeminden fırsat yaratıp Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz gibi dizileri izliyorum. Ancak cuma günleri için fragmanlarından hayran kaldığım ATV'nin yeni dizisi Akıncı'yı merakla bekliyorum. Milli duygularımızı hep zirvede tutacak olan Akıncı beni çok heyecanlandırdı. Yönetmen Veli Çelik, Şükrü Özyıldız'da Büşra Develi'nin oyunculuklarındaki harika performansları beni etkiledi. Fragmanı bile bu kadar etkilediyse dizideki heyecanı düşünün. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Reformlar Yılı Reformlar yılı 2021, ülkemiz ve demokrasiye aşık aziz milletimiz için hayırlı olsun. Tayyip Erdoğan, Cumhur Hükümeti Başkan olarak Türkiye'yi 2023'lere taşımaya hazırlanıyor. Tarihi yürüyüşümüzde 2021, değişim, demokrasi ve reform mottolarıyla tarihe geçecek. Biliyoruz ki Başkan Tayyip Erdoğan, çoğulcu, kuşatıcı ve kucaklayıcı adımları Büyük Türk milletinin beklentilerine cevap verecek özellikle. Yakın geçmişe kısaca bakarsak Erdoğan tabuları yıkan, demokratik bir Türkiye inşa eden lider olarak yaptıklarıyla göze batmıştı. Türkiye'nin ayağında prangaları kırışı, asker sivil ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açan, ordunun siyasete müdahalesini engellemeyi başarması, Batı'nın gözünün içine bakan Türkiye'yi dik duruş, bağımsız duruş noktasına ulaştırması onun reformcu kişiliğini açıkça gösteriyordu. Evet, 2021 yılında Başkan Tayyip Erdoğan yine reformcu özelliğini konuşturmaya hazırlanıyor. Güçlü demokrasi, haklar ve özgürlükler, güven veren adalet, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve güçlü bir yargı başlıklarıyla reformculuğunu gösterirken 2023 koşusuna devam edecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın eylem planının demokrasi, değişim, reform paketi taşlandırılması yeni dönemde Türkiye'nin reformcu kimliğini her alana yansıtmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız tarafından geçen yıl milletimizle paylaşılan yargı reformu strateji belgesi 2021 yılı reformlar paketinde yol haritası olacaktır. Kişisel verilerin korunması Tüm paydaşlarla görüşülerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yüksek Yargı Organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı kamuoyuna açıklanacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB Müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve gerekli kararları almak üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak. Hakim ve savcılara yönelik uygulamalar Mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirme planlanıyor. Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak, kamuoyunda istinaf olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde adli tıp kurumunda hedef süre uygulamasına geçirecek. Mahkemelerin görev ayrımı yeniden belirlenecek. Bünyesinde ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak. Dijital dönüşüm çalışmaları. 2021 yılı içinde yargılananların ve avukatların duruşmalarda bulundukları yerlerden video konferansa katılımlarını sağlayan e-duruşmada kapsam genişletilecek. Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm hedefi kapsamında hükümlerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik direkçi arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalara devam edilecek. Sonuç Bilindiği gibi her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Daha önce çıkarılan paketler 2021 yılı reform paketlerinin de dayandığı nokta uygulama başarısına kilitlenmelidir. Uygulama başarısı elbette adalet beklentisi karşılanmış adalet ihtiyacı tatmin edecektir. Evet, reformist Erdoğan 2021 yılında Aziz Millet'te yürüyüşünde yeni sayfalar açmaya hazırlanıyor. Bülent Erandaç